Bir hanım kardeşimiz aradı. Baktım, buyurun dedim. Hocam dedi, biz dedi, şöyle şöyle sıkıntılara maruz kaldık. Neler söylüyorsunuz, neler okuyalım, neleri yazacaksınız bizim için? Ben bir şey yazmıyorum dedim. Allah Teala gönderdi kitabını, onu okuyalım diyoruz. Peki hocam yani şöyle bir şeyler deseniz de onları yazsak, alsak, muhafaza etsek, işte vücudumuzda saklasak onları hem vesaire olsa. Dedim ki o kardeşimize size de söyleyeyim. Sahabe-i kiram radıyallahu anh'ın buyuruyor ki, biz çocuk eğer nazar olduysa, sihir vesaire varsa, Kur'an-ı Kerim'i okumaktan acizse yazar, boynuna asardık. Yok eğer kendisi Kur'an-ı Kerim okuyabiliyorsa Kur'an-ı Kerim şifa. Ve nezlu minel Kur'an ma huwa şifa ve rahmetul lil mu'minin. Bizzat ona derdik ki sen şu ayetleri oku. Allah Teala murad ederse şifayı halk eder, şifayı yaratır. Yani Allah Azze ve Celle bu kitabı bir takım kağıtlara yazalım, sonra onları boynumuza asalım, onun için indirmedi kardeşlerim. Elbette Kur'an-ı Kerim şifadır. Ama Allah Azze ve Celle bu kitabı bize onu yazın diye değil, yaşayın diye gönderdi. Yaşayacak. Şimdi kardeşim dedim, eğer sen daralıyorsan, evinde huzur yoksa, ben bilmiyorum ama sana söyleyeyim, evinde huzur, evinde selamet istiyorsan, değil birkaç tane ayet, bütün ayetleri yasak, onları boynuna asan, eğer sen bu Kur'an'ı yaşamıyorsan yine şifayı bulamazsın. Ruhunda bir inşira hali olmaz. Sen İslam kadını olarak tesettürüne riayet ediyor musun? Ekrandakilere göre mi giyiniyorsun? Yoksa Rabbimin Kur'an-ı Hakim'de ifade buyurduğu gibi mi giyiniyorsun? Evinde misafirler olduğu zaman eşin erkeklerle ayrı bir odada, siz kadınlar ayrı bir odada, namahremse tabii. Yani kişi kendi hanım, kardeşi, bir kardeşimiz erkek kardeşiyle aynı sofrada oturur, dayısıyla oturur, amcasıyla oturur. O değil de başka adamlar var. Eşinin arkadaşları geldiğinde onlar ayrı odada, sen ayrı odada, sen hanımlarla ayrı odada. Böyle mi oturuyorsunuz? Hayatında gıybet var mı? Dedikodu var mı? Tecessüs var mı? başkasının evinde neler oluyor? Bunları konuşuyor musun? Eğer konuştuysan bundan istiğfar ettin mi? Ve sofranıza gelen helal lokmamı, Eşin sabah işe giderken ona diyor musun? Aman ha bey bu eve sadece ekmek getir. Yani başka şeyler getir ama çalıştın, yevmiye yetmedi. Sadece ekmek getirebiliyorsan ben ona razıyım.'' onun yanına haram yollardan sakın ha bir şeyler getirme. Ben açlığa tahammül ederim ama cehennemin narına tahammül edemem diyorsan sonra kızına, oğluna, evladına Kur'an-ı Hakimi Allah Azze ve Celle'nin emirlerini öğrettin mi? Öğretiyor musun? Sabah onları mektebe göndermeden namaza kaldırıyor musun? Allah Azze ve Celle Bizi huzuruna davet ediyor. Bunu söylüyor musun? O ekran, televizyon, ahlaksız programlar senin evinde izleniyor mu? Eğer bunları yapıyorsan, Kur'an-ı Kerim'in tamamını boğazına asmış olsan, yasalar o ayetleri, boğazına asan onları yine yüreğindeki o darlık gitmez. Peki kardeşlerim, diyorsunuz ki, Evimizde sıkıntı, ailemizde sıkıntı var. Ne yapalım hocam? Ne yapacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakacağız. Ne yapmıştı? Ashab-ı kiram radıyallahu anhum hazaratına Efendimiz aleyhisselam bu Kur'an-ı Kerim'i yazın, boğazınıza asın demedi. Onları bu kitapla amel etmeye davet etti. Onlar Kur'an'a hakimle amel edince, yani Kur'an'ı hayatlarına tatbik edince bir anda onların dünyası değişti. Onlar da sıkıntı çekiyorlardı. Evlerine ekmek götürmekten zorlananlar vardı. Bunların başında Hazreti Fatıma'nın eşi Ali vardır radıyallahu anh efendimiz. Zorlanıyordu evine ekmek götürmekten. Ama onlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı Hakimi Allah Azze ve ayetlerini kendi muazzez yolunu sünnet seniyesini tavsiye etti. Bununla amel edeceksiniz dedi.